Galatasaray'a Berkan kutlu piyangosu. Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye başladı. Milli oyuncu Berkan Kutlu için sürpriz bir talep çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan Alman ekibi Borussia Dortmund, Berkan'ı kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar hali hazırda uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularından yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde vazgeçme kararı aldı. Bu nedenle de Dortmund'un ilk temaslarda belirttiği 14 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor. Berkan Kutlu daha önce yaptığı açıklamada bir gün Avrupa'da forma giymek istediğini söylemişti. Milli oyuncu, Galatasaray'da oynamak gerçekten büyük bir onur. İleride bir gün Avrupa'dan teklif alırsam, önce kulübümün kazanmasına odaklanacağımdan emin olabilirsiniz. Ben de her Türk genci gibi orada oynayıp Galatasaray'ı ve ülkemi yurt dışına temsil etmek isterim. Ama önce kendimi ispatlamam gerekiyor, demişti. Alman basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ımızın sezon başında Alanyaspor'a 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Berkan'ın Dortmund'un yanı sıra Premier Lig'den de 2 talibi olduğu ve bu takımların milli orta saha için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray'ı yakan hakemin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Fatih Terim çıldırdı. Süper Lig'de 2-2 sona eren Galatasaray-Altay maçının hakemi Cüneyt Çakır verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Çakır, özellikle 86. dakikada Galatasaray aleyhine verdiği uydurma penaltı gerekçesiyle çok eleştirildi. Maçın son bölümünde Empaye Jackie'nin golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar, maçı kazandım derken Cüneyt Çakır bu iş daha bitmedi dercesine bir rezalete imza attı. Rezalet diyorum çünkü Cüneyt Çakır hemen hemen aynı pozisyonda Arjantin-Nijerya maçında top kafadan ele geliyor diyerek VAR incelemesi sonucu penaltıyı vermemişti. Zaten teknik patron Fatih Terim de daha önce kurallar Galatasaray'a farklı işliyor galiba diyerek Galatasaray üzerinde oynanan oyunları açıkça eleştirmişti. Maç yorumu için hakem hocalarından Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında VAR hakemi Bahattin Şimşek'in ilk kez VAR odasına oturtulmasına tepki gösterdi. Çoban, MHK'yı sert bir dille eleştirerek 90 dakikaya damga vuran Berkan Kutlu'nun penaltı pozisyonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Deniz Çoban, Cüneyt Çakır pozisyonu görüyor ve pozisyonun göğüsten ele çarpma olduğunu düşünüyor. Belki ele geldiğini görmüyor bile, devam ettiriyor. Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır'ı davet ettiğinde teması çok net bir şekilde gösterebilmesi lazım. Nasıl ki Altay'ın yediği golde gösteremedi, o yüzden çağıramadı. Burada da onu gösterebilmesi lazım. Cüneyt Çakır tam 1 dakika 20 saniye topun ele temasını görmeye çalışıyor. Cüneyt Çakır pozisyonu izlerken başka açı istiyor, Bahattin Şimşek getiriyor. İstiyor, getiriyor, istiyor, getiriyor. Bu durum pozisyonun açık ve bariz bir ihlal olmadığını gösteriyor. Bana göre pozisyon penaltı değil, eller doğal konumda değil diyenler var. Bir oyuncu başka türlü nasıl sıçrayacak yukarıya? Sıçramış, göğsünü siper ederken sekmiş eline gelmiş. Bu pozisyon hakemin işi, VAR'ın değil. Penaltı verilmemesi gerekirdi, ifadelerini kullandı. Cüneyt Çakır daha önce çeşitli gazeteler tarafından yapılan hakemlerin tuttuğu takımlar listesine göre de Fenerbahçeli. Sonuçta oyun olarak çok üstün olduğumuz bir maçta rahat bir galibiyet almayı beklerken hakem faktörünün de büyük etkisiyle 2 puan kaybetmiş olduk. Dünya TV'nin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in bir numarası olan Aliou Dieng için kulübü El Ahli'nin yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneny. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır.
29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davila, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Arsenal'in de en iyi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nur Çebi'nin Alex Teixeira'ya varken böyle bir hamle yapmayacağı konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un 3 büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı, hem de takımın en çok kazanan iki ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin bir hatta iki adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve Sarı Kırmızılıların Talisca'yla prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakam da 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca'yla transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise, Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızılılar Talisca'nın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kafa bildirilecek. Galatasaray'ın yıldızına Lille talip oldu. Üçüncü ligde Erzincanspor forması giyerken Galatasaray'a transfer olup kısa sürede hem milli takıma yükselen hem de Galatasaray formasıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için 10-15 milyon euroluk transfer söylentileri ayyuka çıkmaya başladı. Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç yeteneği en çok isteyen isimlerin başında ise Christophe Galtier geliyor. Geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik önderliğinde PSG'yi geride bırakarak milli şampiyonluğa taşıyan Fransız teknik adam bu sezon isim başına geçti ve başarılı performansını buraya da taşıdı. Ancak Galatasaray takımı için yine bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Kurt Çalıştırıcı daha önce geçen sezon şampiyon olurken Türk oyuncuların büyük katkısı olmuştu. Bu oyuncularda aidiyet duygusunu fazlasıyla gördüm. Bu da beni ve takımı zirveye çıkardı ifadelerini kullanmıştı. Kerim'in çok iyi bir yetenek olduğunu düşünen Galatasaray kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleştirilmesini talep etti. Fransa'da Nice'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve teklif hazırlığı yapıyor.